Evet, merhabalar, hepinize selamlar. Elimde şöyle 3000 wattlık yeni kutusundan açtığım Maxkeem'in invertörü var arkadaşlar. 12 volt, bu tam sinüs invertör. Fiyatları neredeyse bu ürün Maxkeem ürünü, markası Maxkeem ama lemaxguvenlik.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer 3000 watt tam sinüs invertörlere göre neredeyse fiyatı yarı yarıya düşük. Gerçekten bu tam sinüs olduğunu eminim. 3000 watt veriyor mu? Bunun testini yapacağız. Öncelikle kutu şöyle bir kutuda geldi. Bir de içinde bizi arayın kullanmadan önce diye bir kağıdı vardı. Farklı herhangi bir şey yok. Faturalı fiyatı yaklaşık 6000 lira gibi bir fiyata bunu aldık. Ürün ağırlık ve kalite konusunda dış tarafından şöyle göstereyim. Gayet güzel duruyor. Şimdi bir tane 40 amper akümüz var. İçerisinden şöyle kablomuz çıkıyor. 40 amper akümüze, jel akümüze şöyle de göstereyim. Bağlayıp bunu bir deneyeceğiz. Bakalım, 2000 wattlık bir ısıtıcımız var ve bir de bir fanımız var, sanayi tipi. İkisinde de deneyeceğiz. Bakalım gerçekten 3000 watt dedikleri gibi bu güç veriyor mu? Evet, şimdi bağlamadan önce şöyle söyleyeyim. Demin söylediğim gibi şöyle şuna dikkat etmek lazım. Bu 12 volt. 24 volt bağlamayacaksınız. Yani iki akünüz varsa paralel olarak bağlayıp çıkışını 12 volttan invertöre getireceksiniz. Mesela 100 amper iki tane akünüz var. Onları paralel bağladığınız zaman çıkışını ölçtüğünüz zaman 12 volt olarak invertöre girmeniz gerekiyor. 24 volt, 48 volt girerseniz yakarsınız. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi hemen şöyle bir şurada ilk taktığınız zaman aküye bağlantı yapmadan önce kapalı olmasında fayda var. İkisi de gördüğünüz gibi kapalı. Hemen bağlantılarını yapıyorum. Bir de arkadaşlar şuna da çok dikkat edin. Bu ürünleri bağlarken yani kırmızı kırmızı, siyah siyah olmalı. Yani artıyı eksiye bağlarsanız invertöre de zarar verebilirsiniz. Onu da belirteyim. Hemen çok basit bağlantısı. Şuradan bunu açıp. Şimdi şöyle de bir olay var. Başıma da bu geldi benim. Eğer akünüz bitikse ve bu kablo çok uzunsa, yani akünüz normalde 40 amperdir veya 24 amperdir veya 100 amperdir ama akünün içerisinde herhangi bir enerji yoktur. Yani akü bitiktir. Eğer buna bağlarsanız bu çalıştırmaz. Yani eğer akünüz çok zayıfsa bu tarz invertörlerden hiçbir enerji alamazsınız. Şurada zaten şeye düşer, faul kısmına düşer. Onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Hemen hiç şöyle şey yapmadan kırmızımızı bağlayalım. Şöyle de artımızı bağladıktan sonra siyah da eksimizi bağlıyoruz. Evet, şu an invertörümüzü de şu yan taraftan açık hale getirdik. Hemen şurada da bir deneyini yapalım. Evet, akümüz, ben baktım, akümüz doluydu. Onu da belirteyim. 2000 wattlık bir ısıtıcıyı bile rahat bir şekilde çalıştırıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Evet, ısıtıcımızı çalıştırıyor. Herhangi bir sorun yok. 2 kademeli 2000 wattlık ısıtıcımız da ürün çalıştırıyor. Bir problem yok. Şimdi 2000 watt veriyor ama 2000 watt modifiye sinüs de verir. Tam sinüs mü olarak da bir de sanayi tipi fan da bunu bir deneyelim. Nasıl veriyor diye. Evet, ürünümüz ısıtıcımızı rahat bir şekilde çalışıyor. Şu an sıcaklığı da alıyorum. Ürün dedikleri gibi 3000 watt'a kadar demaj gücü de vardı tabii bunun. 3000 watt'a kadar destekliyor. Şu an zaten şeyde şöyle kırmızılıkta kameradan bakıyorum. Işık dengesi var mı? Herhangi bir problem yok. Demin söylediğim gibi invertörde en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Akünüz zayıfsa, amper vermiyorsa, eğer içerisinde herhangi bir enerji yoksa 3000 watt vesaire çalıştıramazsınız. Onu da belirteyim. Şimdi şöyle bir kapattıktan sonra ısıtıcımı çekeceğim. Bir de şöyle bizim bir sanayi tipi fanımız var. Fanımızı bakalım rahat bir şekilde çalıştırıyor mu? Evet, şu an sanayi tipi fanımızı da bağladık. Ürünümüz gayet güzel bir şekilde sanayi tipi fanımızı da çalıştırıyor. Şu an en son kademede olması gerekiyor. Pardon, ikinci kademedeymiş. En son kademeye de aldığımız zaman, evet, şu an en son kademede. Evet, invertörümüz 3000 watt ve tam sinüs arkadaşlar. Kapatıyorum şimdi, çok ses oldu. Şimdi videoyu bitirmeden önce tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka 3000 watt tam sinüs invertör ama demin söylediğim gibi boş bir aküyle bu invertörü çalıştıramazsınız ve ısıtıcıyı bırakın hiçbir şey çalıştıramazsınız. Akünüzün güzel olması,
dolu olması, eğer solar panelde kullanıyorsanız kuraküyü sulaküyü yerine jel aküyle bunda her türlü matkap, sprel vesaire de çalıştırabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Alta linkini koyarım. lemaxguvenlik.com'da gerçekten çok uygun fiyata. Herhangi bir şöyle de baktığım zaman invertörümüzde bir ısınma vesaire de yok arkadaşlar. Ben ürünü çok beğendim. Ürüne kesinlikle kefilim. Alttan siz de almak isterseniz ürüne bakabilirsiniz. Demin söylediğim gibi gerçekten 3000 watt her türlü matkaptır. Ondan sonra şöyle küçük ısıtıcılar, sanayi tipi fanlar vesaire bunları gönül rahatlığıyla çalıştırabilirsiniz. Tabii ki hani monitördür, bilgisayardır falan bunlara girmiyorum. Bunları her türlü çalıştırabilirsiniz. Evet, videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.